Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitik incelenmesi konusundaki birinci testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. A eksi 4'e kök 3 ve B 2'ye K noktaları veriliyor. AB doğrusu neyim açısı 150. Arkadaşlar iki noktadan geçen bir doğru var. A ve B noktaları var ve bunun neyim açısı 150. O zaman eğimi nedir? Tanjant 150 değil midir? Tanjant 150 nedir arkadaşlar? 180'e tamamlayanın eksilisidir. Eksi tanjant 30 eşittir. Tanjant 30 nedir? Hemen bir 30 60 90 üçgeni çizdiğimiz zaman 1 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. Tanjant 30 da karşı bölü komşudan eksi 1 bölü kök 3 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 1 bölü kök 3 ama eksi bu tanjant 150'den geldi. O zaman eksi 1 bölü kök 3 eğim. Eğim dediğimiz eksi 1 bölü kök 3 aynı zamanda iki noktası belli olan doğrunun eğim neydi? Y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Y'ler farkı k eksi kök 3 bölü x'ler farkı. 2 eksi eksi 4. Yani 2 artı 4 6 yaptı. İşlerde i̇şler dişler yapalım. Eksi 1 ile 6'ın çarpımı eksi 6 eşittir. Buradan kök 3 ile bunu çarpıyorum. Kök 3 k eksi 3 mi yaptı? Evet. Buradan eksi 3 artı 3 diye geçti. Eksi 3 eşittir kök 3 k'dan. K da buradan eksi 3 bölü kök 3'e. Yani kök 3 ile çarparsam eksi 3 kök 3 bölü 3'e. Yani eksi kök 3'e eşit oldu arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Şekil 1'deki 2 eş dikdörtgen, Şekil 2'deki biçimde yerleştirilip köşelerinden geçen D doğrusu çiziliyor. Arkadaşlar bu denklem hangisidir diye soruluyor. Ne yapacağız? Önce bir 6'ya 9'u kullanalım. Hocam 6 ise burası 6. Burası neymiş? 9. Şimdi bunlar eşlik dörtgensi. Bunlar birbirine eşit. 3'e 3, e 3 mi yaptı? Evet. Evet. Kısa kenar 3. Uzun kenar 9. Kısa kenar 3. Uzun kenar 9 diye yazdık. Şimdi bu doğrunun denklemi isteniliyor bizden. Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyorduk. 1. Eğim 2 nokta. Ya da iki noktada belliyse de yapılabiliyor. Gerçi iki nokta belli burada. Buradaki nokta ne? 9'a 3. Buradaki nokta ne? 3 birim solda 9 birim yukarıda. Eksi 3'e 9 noktası yaptı. İki noktası belli olan doğrunun denklemi direkt yazılabiliyordu. Ama biz eğimden gidelim. Eğim neydi? Y'ler farkı. 3 eksi 9 bölü x'ler farkı. 9 eksi eksi 3. Yani eksi 6 bölü 12'den eksi 1 bölü 2 çıktı? Evet. Eğim eksi 1 bölü 2. Eğimi belli. Noktası belli. Nokta olarak da ister bunu seçin ister bunu seçin. Bir doğrunun denklemi neydi? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdı. O zaman doğru denklemini yazalım. M dediğimiz eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki eksi yani 9. Y eksi noktadaki y yani 3. Eksi 1 ile burayı çarpıyorum. Eksi x artı 9 eşittir. 2 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 2 y eksi 6 yaptım. Şıklara bakıyorum. X'in kas sayısı artı olan da hep bir tarafta toplanmış. Öbür tarafa atıyorum. Hepsini buraya atıyorum. Eksi x artı x diye geçti. 2'ye. Art 9 da eksi 9 diye geçti. Eksi 6 eksi 9 da eksi 15 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Yani x artı 2'ye eksi 15. O da hangisinde var? Denizli çıkkında var. Cevabımız böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. ABCD karesinin DC kenarı y eşittir x doğrusu üzerindedir. Arkadaşlar y eşittir x doğrusu birinci açıortay doğrusudur. Yani Açı ortay 45-45'tir. E bu bir kare ise burası 90 derece. Burası da 90 oldu. 45-90 ise burası da 45 yaptı. E hocam burası da 45 yaptı. Analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklıkları bizim için önemliydi. Hop şöyle dik. Hop şöyle de dik çizebiliriz ama karışmasın diye bunu çizmeyeyim. Sonuçta burası ordinatını veriyor bize. Arkadaşlar burada da 45-90-45 üçgen çıktı mı? Çıktı. Burası 12'ye M noktasıymış arkadaşlar. Ordinatı M. A hocam ne çıktı? M'ye M. X kenardaki üçgen. M kök 2 çıktı. Burası da M kök 2. E o zaman burası da M kök 2. E, arkadaşlar M kök 2, M kök 2. Kök katı burası da M çarpı 2. Yani 2 M mi yaptı? 3 M buradan 12 ise M buradan 4 geldi. Karenin alanı nedir diye soruluyor. M 4 ise karenin bir kenarını ne yaptı? M kök 2 ya burası. 4 kök 2 oldu. Karenin alanı da 4 kök 2'nin karesi olacaktır. O da cevaben kaç olur arkadaşlar? 32 olur. Yani cevap Edremit oldu arkadaşlar. D1 ve D2 doğruları K noktasında kesişmektedir. Arkadaşlar bu soruyu bulurken bu doğrunun denklemini yazıp sonra bu doğrunun denklemini yazıp sonra buranın kesim noktasını bulabilirsiniz. Kesim noktasını bulduktan sonra eksenlere hani atıyorum A virgül B buldunuz. A virgül B buldunuz. Hocam burası A'dır burası B'dir. Zaten bölgenin alanı isteniyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani kesim noktasındaki sadece A'yı bulmanız yeterli olacaktır. Ama ben bu şekilde yapacağıma bak öğrettim yolu. Denklemi yaz. Denklemi yaz. Kesim noktasından sadece x eksenindeki a'yı bul. A'da yüksekliği yapıyor. Sonra taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşırsın. Evet anladım bu yolu. Ben şimdi farklı yoldan yapayım. Arkadaşlar bu tür soruları farklı yoldan yani geometri bilgilerinizi kullanarak da yapabilirsiniz. Burada ne lazım bize? Hocam burada tabana ait yükseklik lazım. Bu taban belli zaten. E, buradaki yüksekliği bulacağım. Burada bir kelebek çıktı mı çıktı ama kelebekte böyle bir oran yok ki. E, oran yok ama en azından bu tanjant alfayı kullanabilirsiniz. Burası 1, 2 değil mi? Tanjant alfa 1 bölü 2. Alfa, beta. Burası da alfa. Alfa 90 ise burası da beta mı? Evet. Tanjant alfa 1 bölü 2 ise tanjant alfa burada da 1 bölü 2 olacağından dolayı. E o zaman e, burası beta. Pardon yanlış yazmışım. Burası alfa. Tanjant alfa 1 bölü 2 olacağından dolayı arkadaşlar. O zaman burası ne oluyor? Burası k iken burası 2k mı oldu? Evet. E, buraya k2k yazınca arkadaşlar. Güzel bir şey geldi aslında. Bunun tamamı 3 değil mi? Buraya da 3 eksi k mı kaldı? Evet. Benzerlik var arkadaşlar burada. 3 eksi k'nın tamamının oranı. Yani tamamı kaç bunun arkadaşlar? 4 noktası olduğu için burası tamamı 4 oluyor. 4 oranı eşittir. 2 k'nın yani şuraya h diyelim. Bize h lazım. Ya da 2 k'nın e, çünkü k değeri burada da var. 2 k'nın 6'ya oranına eşit olacaktır. Sadeleştir 2. Sadeleştir 3. İşler dişler yapalım. 9 eksi 3 k eşittir. 4 k yaptı. 7K eşittir 9 sa K'yı buradan 9 bölü 7 bulduk. E hocam alan nedir? Alan dediğimizde 3 tabanımız 3 ya çarpı 2K bölü 2 olduğundan bölü 2'ler gitti. 3 çarpı K'ya eşit oldu. Yani 3 çarpı K dediğimizde 9 bölü 7, 7 olduğundan 27 bölü 7 olarak buluruz cevabı arkadaşlar. İster analitikten yapın ister geometri bilgisiyle yapın istediğiniz yerden yapın arkadaşlar hiç fark etmez cevap denizli oldu. A kümesi şöyle bir şey verilmiş. Kümesinin belirttiği doğrunun denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar A kümesi x virgül y noktalarının belirttiği. Hmm. Valla burada şunu yapabilirsiniz. Yani x virgül y noktalarının belirttiği bir şeyden bahsediyoruz ya. Bana bir denklem lazım. xli ile y ile lazım. Bir sürü yöntem var aslında burada ama ben şöyle yapayım. M lazım olmayacak ya bana. Şurada M'yi yalnız bıraksam. Hocam x eşittir 2M artı 1 olduğundan x eksi 1 eşittir 2M olduğundan m neye eşit oldu? x eksi 1 bölü 2 eşit oldu. Şuna bakalım. y eşittir m eksi 2 olduğundan dolayı m neye eşit oldu? y artı 2 m eşit oldu. Evet. E, hocam hem burada y buna eşit hem de burada m buna eşit. o zaman bunları birbirine eşitleyelim. x eksi 1 bölü 2 eşittir y artı 2 olduğundan 2 ile karşı tarafı çarpıyorum. 2y artı 4 oldu. Buradan da denklemde x'in katsayısı artı öbür tarafa atıyorum. x eksi 2y eşittir. Eksi 1 de öbür tarafa artı 1 diye geçti. 5 yaptı. Yani cevabımız böylelikle balık yaptı arkadaşlar. Ha soruya şöyle de yaklaşabilirdik. Hocam e, m yerine 0 verdiğimizde bakın m yerine 0 verdiğimiz zaman x noktası ne yaptı? x noktası 1'e y noktası eksi 2 yaptı. Yani noktamız 1'e eksi 2 noktası yaptı. m yerine bir değer daha veririz. 1 versek mesela. O zaman x 3 yaptı hocam. y de eksi 1 yaptı hocam. Yani 3'e eksi 1 yaptı. Böyle böyle gideriz aslında ama bu iki nokta yeterlidir. Bu iki noktadan geçen doğru denklemi de bize cevap verir diyebiliriz arkadaşlar. Bu da ikinci yol olsun isterseniz. Tamam. Evet cevap balık esir. Yukarıdaki verilere göre taral alan kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız? 8'e 0 verilmiş A noktası. Yani şuradaki uzunluk 8. Yani yarı çapımız kaç arkadaşlar? Yarı çapımız 4. Hocam merkez var kiriş var çeyrek dik yapsak Vallahi bir işimize yaramıyor arkadaşlar. Başka bir hamle yapacağız. Ki daha öncesinde de söylemişizdir. Böyle yarım çember gördüğünde çapta varsa ne yapacaksın? Çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluştur kardeşim. Bak oluşturduk. Çapı gören çevre açı 90 derece. Ana ne çıktı burada? Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. İkiz kenar mı çıktı arkadaşlar burada? Evet. Aynen öyle. Şu bir ikiz kenar üçgen çıktı. 8 oldu. Bu arada bize buna y eşittir x doğrusu demiş. Bu y eşittir x doğrusu olduğu için burası 45 mi? Evet. X kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortay olduğundan burası 22 buçuk 22 buçuktur. E o zaman burası 67 buçuk mu oldu? Aynen öyle. Şimdi benden bu alan isteniyor. Bir alan istenilirse daire dilimi oluşturmak zorundayım. Merkez burasıysa daire dilimini oluştursam şöyle daire dilimini oluşturduğum zaman hocam burası 67 buçuksa burası yarıçap burası da yarıçap ya 67 buçuksa burası da 67 buçuk 67 buçuk 67 buçuk 135 buraya kaç kaldı 45 Hocam 45'lik dilimden şu üçgenin alanı çıkartacağım. Hadi bakalım 45'lik dilim. Yani pi r kare 45'lik dilim. Eksi üçgenin alanı 4 çarpı 4 çarpı sinüs 45 bölü 2 diyorsunuz. Ama niye öyle diyorsunuz ya? Hala şuradaki yükseklik çizmeye alışamadınız mı? Hocam 45 45 90 üçgen. Burası 4 ise 4'ün kök 2'ye bölünmüşü 2, 2 kök 2 değil midir? Üçgenin alanı ne yapıyor? Yani şu üçgenin alanı bakın 4 çarpı 2 kök 2 bölü 2 yapıyor. Daha kolay bulduk. E buradan şunları sadeleşsek 8 yapıyor. 16 ile 8 sadeleşse 2 pi yaptı. Buradan da bunlar sadeleşse 4 kök 2 yaptı. Yani cevabımız böylelikle 2 pi eksi 4 kök 2 oldu arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan. ABC'de bir dörtgen D1 doğrusunun adı y eşittir x bölü 8 verilmiş. Y eşittir x bölü 8 burası arkadaşlar. D2 doğrusu da y eşittir x bölü 2 olarak verilmiş. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki noktayı kullanacağız. Arkadaşlar Buradaki noktanın apsiki değil mi? Evet ordinatına bakalım bunun. Şöyle dik. Ordinatta x yerine 2 yazdığımızda x yerine 2 yazdığımızda y eşittir 2 bölü 2'den y'si 1 mi çıktı? Evet y'sinin ordinatı 1 çıktı. E gelelim şuraya. Bu doğru üstünde bir nokta var mı? Var aslında. Şuradaki nokta. Buradaki noktanın apsisi yok ama ordinatı var. Ordinatı kaç? 1. Gel burada y yerine 1 yaz. O da x bölü 8 eşitmiş. x de buradan kaç geldi o zaman? 8 geldi. Buranın apsisi de 8 yaptı. E o zaman olay bitti. Şu uzunluk kaç kardeşim? 6. Şu uzunluk kaç? 1. E senden dikdörtgenin alan isteniyor. 6 çarpı 1 mi yapar? Evet cevabımız böylelikle 6 oldu. Yani cevap denizli. ABCD noktaları ABCD parayak kenarının köşeleriymiş. Hemen parayak kenarı şöyle bir çizelim arkadaşlar. ABCD parayak kenarının köşeleri olduğuna göre. A 2'ye 1 verilmiş. B 2'ye 5 verilmiş. C 6'ya 7 verilmiş ve D de K'ya M verilmiş. Bizden istenilen nedir? BD köşegenin denklemi. Arkadaşlar şu BD köşegenin denklemi isteniyor. Gençler ne yapacağız? Bu bir paraya kenarsa paraya kenarda karşılıklı ikisler toplamı birbirine eşitti. 6 artı 2 8 bu ikisinin toplamı da 8. K ile eksi 2'nin toplamı 8 ise K kaç çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Sonra karşılıklı yerler toplamı 1 artı 7'den 8. M ile 5'in toplamı 8 ise M'de kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. E benden bu doğrunun denklemi isteniyor. Bir doğrunun denklemini yazarken iki noktası belliyken iken formül var da gerek yok. Önce eğim lazım bana. Eğim nedir hocam? Y'ler farkı. 3 eksi 5 bölü. X'ler farkı. 10 eksi eksi 2. 10 eksi eksi 2. 10 eksi eksi 2'yi şöyle yazacak olursak. Yani burası kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 2 bölü 12 yaptı. Eksi 1 bölü 6 yaptı. Sonra şıklardan eksi 1 bölü 6. Gerçi hepsi eksi 1 bölü 6. Sonra noktayı da yerine koyabilirsiniz ama biz klasik şekilde yapalım tabii ki her zaman gibi. Eğim belli, nokta belli. Noktayı da isterseniz bunu seçin, isterseniz bunu seçin. Fark etmez. Eğim belli, nokta belli doğru denklemi M çarpı x eksi noktadaki x. Yani 10 eşittir y eksi noktadaki y şeklinde bulunuyordu. Buradan eksi 1 ile bunu çarpıyorum. Eksi x artı 10 eşittir 6y eksi 18 oldu. Buradan x'in katsayısı artı olan şıklarda arkadaşlar hepsini sol tarafa toplayalım x artı 6y artı 10 da bir tarafa eksi 10 diye geçti. Eksi 28 yaptı. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre D doğrusunun denklemi isteniyor arkadaşlar. Bizden bir de ABC açısını 45 derece olarak vermiş. Hmm. Hocam 45 ise ve bu arada burası 90 burada kaç da 45 oldu mu? Oldu. Dikkat eder misiniz? Burası 90. Şuradaki uzunluğu kaç? 12. Hocam burası 12 iken 45 45 93 üçgeninden dolayı x kenar çıktı. Burası da 12. Hatta burası da 45 olduğundan 45 90 ise burası da 45. Yani 12 iken burası da 12 oldu mu? Oldu. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu doğrunun denklemini bulmaya çalışacağım. Bu doğrunun denklemi için bana ne lazım? Eğim. Hocam eğim lazım ya. Şunun şuradaki açısı lazım. Buradaki açısının tanjantı lazım diyebilirsiniz. Onun için şöyle bir dik çizip bulabilirsiniz. Hocam 12 ise bak burada bir ort taban çıktı. Burası 6 çıktı diyebilirsiniz. Birinci yol bu. Hocam eğim 6 bölü şurası. Hatta burası da ort tabandan 6'ya 6 çıktı. 6 bölü 18 yani 1 bölü 3. Ama sola yatık olduğundan eksi 1 bölü 3 diyebilirsiniz. Eğimi böyle de bulabilirsiniz. Ya da eğimi şöyle de bulabilirsiniz. Burayı siz 12 buldunuz ya. B noktası ne yaptı? Pardon eksi 12'ye 0 noktası mı yaptı? Aynen öyle. E hocam şu nokta bulunabiliyor. Toplamlarının yarısı eksi 6'ya toplamlarının yarısı 6 yaptı. A bu doğru denklemini yazarsam 2 noktası belli mi? Belli. Burası da 12'ye 0. Hocam 2 noktası belli olduğu için eğim de belli. E, eğim de belliyse nokta da belliyse doğru denklemini yazarız. Eğimini bulalım. Eğim dediğimiz y'ler farkı 6 eksi 0 bölü x'ler farkı. Eksi 6 12 olduğundan 6 bölü eksi 18 olacağından eksi 1 bölü 3 yaptı. Eğimi eksi 1 bölü 3. E nokta da belli mi? Belli. İstediğin noktayı seç bu doğru üstünde. Ben bunu seçtim. O zaman m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y'den dolayı ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 ile bunu çarpıyorum. Eksi x artı 12 eşittir 3 ile karşı taraf çarpıyorum. 3y yaptı. O zaman bakıyorum şıklarda hep x'in kaç sayısı artıyor. Öbür tarafa atıyorum. E, hocam 0 eşittir x artı 3y. Hepsi de bir yerde toplanmış. Eksi 12 oldu. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde y ekseni y eksenini 0 10 noktasında kesen bir doğru çiziliyor. Dursun bakalım. Çizelim, çizelim. Özel bir durum y eksenini kestiği noktadan bahsediyor çünkü. Arkadaşlar y eksenini 0'a 10 noktasında çizir kesen 0'a 10 noktasında kesen bir doğru çiziliyor. y eksenini. A, bu doğru böyle de olabilir. Bizim bu doğru şöyle de olabilir. Bilemiyoruz. Hangisi olacağını bilemiyoruz şu anda. Dur bakalım. Bu doğrunun orijine yakın noktası PK'ya 1 olduğuna göre P noktasının orijinal uzaklığı nedir? E o zaman önemli değil arkadaşlar rastgele bir doğru. Şu. Bu doğrunun orijine yakın noktası dediği orijine orijinin doğruya yakın noktası orijinin doğruya dik olduğu nokta değil midir arkadaşlar? Evet. İşte burası PK'ya 1'miş. Ha bu doğru böyle de olabilir. Dik çizilen yer PK'ya 1 bu şekilde de olabilir. P noktasının sonuçta orijinal uzaklığı isteniyor. Sağda da olsa solda da olsa demek ki eşit. Sıkıntı yok. İki cevap çıkmış olsaydı hangisi olabilir diye sorardı. Neyse bu çizdiğim şey doğru o zaman. Arkadaşım burası 10 mi? Evet. Burası da P'ye kanun verilmiş? Evet. Burası 90 derece. Arkadaşlar analitik düzlemde bir nokta verilmiş. Eksenden olan uzaklığı tabii ki bizim için önemli. Şöyle dikleri çizdik. Hocam absimiz K ordinatımız 1. Burası 9 mu oldu? Evet. A dikdörtgenden dolayı burası K. Dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. K kare eşittir. 1 çarpı 9'dan K'yı kaç bulduk? 3 bulduk. Hocam K3 ise benden zaten orijinin P'ye olan uzaklığı. Bakın olduğuna göre P noktasının orijine olan uzaklığı. Buradaki uzunluk isteniliyor. Buraya da X diyelim isterseniz. X'in karesi de şuradaki Pisagor bağıntısından çıkar direkt. Ha K'yı bulduk ya 3 diye. İki nokta arasındaki uzaktan da bulabilirsin ama dik üçgen var zaten burada. 1'in karesi artı 3'ün karesinden 10 çıktı. X de buradan kaç eşit oldu? Kök 10'a eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Yukarıdaki şekilde AC köşegenin denklemini vermişler. Arkadaşlar analitik düzende bir denklem verilmişse eksenleri kestiği noktalarda varsa hemen şunu yapın. Bir x yerine 0 yazın. x yerine 0 yazdığımızda hop 3y 36 eşit 0 ya 3y eşittir 36 yapar. Y de buradan kaç çıkar arkadaşlar? Y de buradan 12 çıkar. Y eksenini kestiği yer 12. Sonra y yerine 0 yazsak. Y yerine 0 yazdığımda hop bu gitti. 2x 36 eşit 0'dan 2x 36 yapar. O zaman x de buradan 18 oldu? Aynen öyle. E bu açı ortay verilmiş. Artı şunu biliyorsunuz. Karşılıklı kenarları paralel olan doğrularda açıortaylık varsa, varsa Z'ye dikkat et. Hocam nokta açısı yaptı. A, X kenar çıktı hocam burada. Bitti gitti. Bu bir dik yamuk mu? Evet. B noktasının hapsi isteniyor zaten. E Dik yamukta insan ne yapar? Şöyle dik çizer. Dik çizdiğinizde ne oluyor arkadaşlar? Dik çizdiğinizde. Hocam A ise burası da Buraya 18-A kaldı. Hocam A iken burası da 12 iken burası da 12. Ve burada bir pisagor yaparsak olay biter. Pisagor bağıntısı a kare eşittir 12'nin karesi artı 18 eksi a'nın karesi yapanlarınız var mı hala hisset kardeşim ne var burada büyük ihtimalle 12 varsa ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya 12 16 20'dir e 13 koyarsam 5 12 13 sağlanıyor mu sağlanıyor a'yı 13 bulduk buradan da 13 çıkar zaten hocam a 13 ise b noktasının hapsisi isteniyor yani b noktasının hapsisi de zaten 13 yapmış oluyor cevabımız böylelikle balıkesir oldu. Şekilde ABCD kare y eşittir mx doğrusu verilmiş kareyi s1 ve s2 olan iki bölgeye ayırıyor. Ha, s2 eşittir 2 s1 olduğuna göre yani buradaki alana a dersem burası 2 aymış arkadaşlar. Hmm. S2 dediğimiz s1 dediğimiz a iken s2 dediğimiz 2 a alanını yazalım. Bu bir kareymiş. Kare olduğundan dolayı arkadaşlar burası kaç birim? 6 birim. Hocam burası da 6. A burada bir ort taban çıktı. Şunlar birbirine paralel ya. Orta taban hemen kullanalım arkadaşlar. Yani burası A iken burası ne oldu? 2A oldu. Sonra burası 6 iken burası da 6. Hocam bunun tamamı zaten 6 idi. Buraya 6 x A kaldı. E hocam zaten buraya da 6 2A kaldı. E bitti gitti arkadaşlar. Alanları burada ne yapacağız? Alanları oranlayacağız işte. A alanı neye eşit? Bakın A alanı şurada. Alt taban artı üst taban 3A çarp yükseklik bölü 2 6 bölü 2. Peki 2A alanı eşit arkadaşlar? Alt taban artı üst taban. Şu ikisini toplarsam 12 3A çarp yükseklik bölü 2 6 bölü 2. E ne yapacağız? Gel burada istersen A yerine bunu yaz. İstersen taraf tarafa oranla fark etmez. Gel buradaki A yerine bunu yaz. Yani 2 çarpı hocam 3A çarpı 6 bölü 2 eşitmiş. 12 eksi 3A çarpı 6 bölü 2. Bölü 2'ler gitti mi? Gitti. 6'lar gitti mi? Gitti. 2 kere 3 6a eşittir. Kaçmış arkadaşlar? 12 eksi 3a olduğundan 9a eşittir 12 olacağından a da buradan 12 bölü 9 çıkar. Yani a da 3'e böldüğümüzde 4 3'e böldüğümüzde 3. a 4 bölü 3 çıktı. m sayısı nedir diye soruluyor. Peki a'yı biz buradan 4 bölü 3 bulduysak 4 bölü 3 bulduysak gençler bizden m isteniyor. Hocam bu y eşittir mx doğrusu. Bu açının tanjantına eşit değil midir? Evet. M dediğimiz tanjant alfa eşittir. Hocam tanjant alfa yatık mı çizsek? Yok. Zaten direkt z'den dolayı burası da alfa. E tanjant alfa buradaki üçgenden belli. Tanjant alfa 6 bölü a a eşit değil midir? 6 bölü a ya eşittir. Yani 6 bölü 4 bölü 3 eşittir. Yani 6 çarpı 3 bölü 4 olacağından. Bu da 18 bölü 4 yaptı. O da 2'ye bölsen 9, 2'ye bölsen 2. Cevabımız 9 bölü 2 yapar böylelikle arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. <laughs>